Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzda kısaca bulaşık makinesi rezistansımız var. Bunun ölçümüne bakacağız. Bunun hakkında, ölçümü hakkında ölçüm yapıp size bilgi vereceğim. Şimdi bunlara bulaşık makinesi boru tipi rezistans deniyor. Su bir taraftan giriyor. Diğer taraftan da e, motora İkama motoruna e, bağlantı yapılıyor. Suyu ısıtarak yıkama motorundan bulaşık makinesinin içerisine suyu e, buradan tahliye ediyor. Buradan veriyor. Üzerinde görmüş olduğunuz gibi topraklamamız mevcut şasesi. Burada rezistansımızın gördüğünüz gibi bir ucu. Diğer ucu da burada. Şuradan klemenslerle zaten giriş yapılıyor. Klemensinde izolasyonu şaseye değmesin diye bakın buradan porzelen klemensle izolasyonu yapılmış durumda. Şimdi rezistansımız kaç watt bakalım? Ee, rezistansımız 230 volt 1800 watt ee, bir değere sahip. Hemen ölçümüne geçelim. Sağlam mı? Bozuk mu? Elimde görmüş olduğunuz rezistans sağlam ee, bir rezistans. Ölçü aletinizi hemen zaten ilk ölçümlere genelde buzzer konumundan yani ölçü aletinin omaş kademesinin en düşüğünden başlıyoruz. Gördüğünüz gibi hem yani buzzer ekranımız sıfır. Bu şekilde şimdi bir ölçüm yapalım. Buradan da ölçebiliriz. Clemens'ten. Şuradan da ölçebiliriz. Buradan ben direkt resistansın girişinden ölçüyorum. Bakın bana 29.3 bir değer verdi. Ve bazarım da ötüyor farkındaysanız. Belli bir değerden aşağı olduğu zaman hem bazarınız öter hem de ekranda değer görürsünüz. Şimdi rezistansım şu anda sağlam görüyorum. Çünkü şu şekil bir hadise görseydim kısa devre görmüş olacaktım. Bu şekil gördüğüm için sağlam bir değer görüyorum. Rezistansımın sağlam olduğunu görüyorum. Bana vermiş olduğu değerle beraber. Bir de şaseye yani topraklamaya bir atlamamız var mı? Hani kaçak akımı e, açtıracak bir hadise var mı? Bir kaçağı var mı? Ona da bakın şöyle bakabiliyorum. Şu şekilde ya bu uçtan veya bu uçtan bakabilirsiniz. Fark etmez. Şu anda bu bana sağlam olarak gösteriyor. Fakat ben ne yapıyorum? Şimdi şaseye olan kaçak değerini tamamen emin olmak için ufak bir e, arızasının olup olmadığını bulmak için kademin kademesini yükseltiyorum. 600 ohm'u alıyorum. Gördüğünüz gibi yine rezistansımı ölçüyorum. Bu sefer zaten bazılarım ötmeyecek. Yine bakın aynı değeri görüyorum. 29.3 e, ohm bir değer gördüm. Yine bakın şaseye bakıyorum. Şasem'de yine bir kaçak yok. Yükseltiyorum. 6K diye gidiyorum. 6K'da bakın 029 0, 0.029 kilo ama geçti artık. Bakın yine şasemde herhangi bir kaçağım yok. Şu ana kadar reisansım sağlam bir şekilde gidiyor. Bakın 60K'da da 0 0.02 kilo ohm. görüyorum. Yine Şase kaçağıma bakıyorum. Herhangi bir hadise yok. Kaçak yok. Ve 600K'ya çıktık. Bakın artık 600K'da yani 60K'nın üzeri belli bir kilomun üzerinde e, artık zaten bana ekranımın herhangi bir kilom olarak da bir değer göstermemesi lazım. Burada da eğer bir değer okuyor isem zaten rezistansı bozuk demektir. Bakın Şimdi burada kaçağımıza bakıyoruz. Buradaki ölçümler rezistans ve şasi arasındaki ölçümler bizim için önemli. Küçük de olsa bir değer göstermemesi lazım. 6 megohm'a geldik. Rezistansımı ölçtüm. Bir şey yok. Bakın yine değerimiz şase arası 0. Bakın 0. Aynen devam ediyorum. En son değerim zaten 60 megohm ölçü aletimde. Yine bakın. Artık buradayken elinizi zaten elinizi değdirmemeye çalışın. Çünkü kendi e, elinizden de e, burada ölçü aleti değer okuyabilir ve siz yanıltabilir. Belli bir üzerinde artık elinizi ne şaseye e, ne de reisansa değdirmeyin. Proplara değdirmeyin. Değmeden bu şekilde ölçümünüzü yapın. Bakın 60 megaomda artık en küçük bir kaçak var ise reisansımda yani bir atlama var ise şase ile reistansı arasında bana kesinlikle bir değer gösterecektir. Bu reistansın kendi değeri bu da bakın şase kaçağımıza bakıyoruz. Gördüğünüz gibi sıfır. Bir de buradan bakalım. Bakın sıfır. Şöyle bana hiçbir değer bakın göstermemesi gerekiyor. Reistans ve şasi arası. Çünkü 60 megohm gibi bir değerdeyiz artık. Burada çok hassas bir şekilde ölçümümüzü yaptık. Fakat yine de bu bizi yanıltmasın. Bu ölçüm ne olabilir? Reistansınız yine bu şekilde yani %90 bize illaki o kaçağı verir, gösterir ama %10'luk geriye kalan bir pay var. Bu %10'luk pay da nedir? Yani kesinlikle %100 Burada ölçüm yaptık. Aa burada kaçak. Ben burada herhangi bir değer okumadım. Evet kesinlikle şasiye kaçağım yok. Fakat yine de bu kaçak akımımı açtırma yapıyor. Evimin kaçağı açıyor, atıyor. Diyorsanız nasıl atıyordur? Bu ısındığı zaman atıyordur. Biz burada gördüğünüz gibi soğuk bir şekilde yani şu anda üzerinde akım yok. Soğuk şekilde ölçümü yapıyoruz. Burada da dikkatinizi çekiyorum. Çok dikkat edin. Yine bunu yerine taktığınız zaman, bunu akı ya da bunu akım verdiğiniz zaman, e, bu kaçak akımı açtırma yaptırıyor ise, ki bunu boşta da deneyebilirsiniz böyle, buna kısa süreli, çok kısa süreli çünkü su suyla çalıştığı için çok kısa süreli anlık voltaj vererek bir devreye bir kaçak akım ona verirsiniz, bir ısınmasını sağlayabilirsiniz, çok fazla tutmayın, direncsuz uzman zaten e, bozulur. Bu ısındığı zaman kaçak akım zaten açma yapacaktır. Çünkü bazı rezistanslar soğukken ölçtüğümüz zaman bize bu şekilde sağlam gösterebilir. Fakat ısındığı zaman şaseye kaçağını verir. Bunu da o anda biz zaten ölçü aletiyle tespit edemeyiz. Kaçak akımımızı açtırıyor ise o zaman yine rezistansınız bozuktur. Dediğim gibi soğuk olduğu için bir soğuk ölçtüğümüz için o arızayı göremeyebiliriz bunu da göz önünde bulundurun. Bu şekilde sorularda çok geliyor. İşte rezistansımı ölçtüm. Şasiye kaçağım yok. Kısa devrem yok. Tansım bana omajımı gayet güzel veriyor. Fakat yerine takıyorum veyahut işte akımı veriyorum. Yerinde ölçtüm, akımı veriyorum. Akımı verdikten sonra kaçak açma yapıyor. Acaba arıza neredendir? Yine arıza tabii ki kabloları kontrol edin. Buraya gelen, buraya kadar gelen akım üzerinde başka herhangi bir parça varsa özellikle kablolara bakın, kremense bakın, soketlere bakın, bağlantı yerlerine ve bağlantı elemanlarına bakın. Onlarda bir şey yoksa zaten yine ısıya geçtiği anda arızaya geçiyordur. Yani yine arızalıdır. Bu da bilgi olsun. Lütfen kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayın.